Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bu akşam konumuz ve konuklarımız var. Bu akşamki konumuz öncelikle öğrenci etik kulüpleri ya da öğrenci etik toplulukları. Derneğimiz bir girişimde bulundu ve üniversitelerde etik toplulukların, etik kulüplerin açılması yönünde bir kampanya başlattı. Bu çerçevede çeşitli üniversitelerimizde etik kulüpler açıldı. Bu üniversitelerden bir tanesi de Yalova Üniversitesi. Yalova Üniversitesi'nin bu sene etik kulübü başkanlığını yürütecek ve başkan yardımcılığını yürütecek iki tane değerli öğrenci arkadaşımız bizim konuğumuz. Kübra ve Ömer arkadaşlarımız. Ben önce kendilerine hoş geldiniz diyorum ve sözü Kübra'ya veriyorum. Kübra, öncelikle kendini tanıtır mısın lütfen? Merhaba. Ben Kübra Topaloğlu. Yalova Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü öğrencisiyim. 19 yaşındayım. Bu sene okulumuzdaki etik kulübünün başkanlığını üstleniyorum. Bu kadar. Evet, teşekkür ederim. Şimdi sözü Ömer arkadaşımıza verelim. Ömer, evet, kendini tanıtır mısın? İsmim Ömer, ben de Yalova Üniversitesi İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı 19 yaşındayım. Ben de bu sene Yalova Üniversitesi Etik Kulübü Başkan Yardımcılığını üstleneceğim. İnşallah güzel çalışmalar yapacağız bu sene. Ben de güzel çalışmalar yapacağınızı inanıyorum. Tabii bu etik konusu, akademik etik konusu derneğimizin özellikle üzerine durduğu bir konu. Zaten misyonumuz da akademik etik değerlerin üniversitelerde yerleşmesi. Ancak üniversitemiz, derneğimiz şuna da farkında ve şuna da inanıyor. Etik değerleri daha genç, daha erken yaşlarda insanlara kazandırmak, bilincin, ya mutlaka var bu değerler, yok diyemeyiz ama bilincin artırılması, daha uygulamaya yönelik, bazen hani bilmeden hatalar da yapılabiliyor, uygulamaya yönelik bilincin artması yönünde bunun daha genç yaşlarda yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda da etik kulüplere ve etik topluluklara çok önem veriyoruz. Bunun için de hem Kübra arkadaşımıza hem de Ömer arkadaşımıza böyle önemli bir misyonda görev almayı kabul ettikleri için kutluyorum ve kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum. Biz teşekkür ederiz. Neden etik kulübüne katıldığınız sorusuyla bu soruyu hem Kübra'ya hem Ömer'e yöneltiyorum. Kübra öncelik tanıyayım bayan olarak. Kübra'nın bağlantı problemi var. Sen istersen başla, Kübra'ya sonra geçelim. Neden etik kulübüne katıldık? Şöyle anlatayım. Öncelikle ben böyle bir derneğin olduğunu daha önceden bilmiyordum. Sizin sayenizde öğrendim ve gerçekten etik konusunda hem akademide etik olsun hem hayatımız boyunca etik konusunda gerçekten problemler olduğunu ve tam olarak çözümler bulunmadığını düşündüm. Çözümler sunulmadığını düşündüm. Bu yüzden hani bu konuda yapabileceğimiz şeyler olduğuna karar verdik. Faaliyetler yürütebiliriz. İnsanları etik konusunda bilinçlendirebiliriz şeklinde düşündük. Bu yüzden etik kulübüne katıldık. Neden etik kulübüne katıldık? Çünkü etik bir kere her alanda ihtiyacımız olan bir şey. Etik kuralları, ahlak kuralları. Düzeni sağlamak açısından çok çok önemli öncelikle. Böyle bir dernek olduğu için böyle bir okulumuzda bizde kulüp faaliyetlerini yürütmek istedik açıkçası. Bu şekilde hocam. Ben şimdi çok teşekkür ederim. Yani mesela son söylediğin şeyde bir felsefecinin tanımlamasını sen muhtemelen de o felsefeciyle ilgili okumamış olabilirsin. Aslında aklın yolu bir, onun söylediği şeyi sen dile getirmiş oldun. O da şunu söylüyor. Diyor ki toplumsal barış için etik değerlere sahip çıkılması gerekiyor. Etik değerlerin
diğer bir toplumda yerleşmesi gerekir diyor. Sen de biraz önce düzenin kurulabilmesi, düzenin olabilmesi için etik değerlerin hakim olması gerektiğini dile getirmiş oldun. Teşekkür ediyorum. Aynı soruyu Kübra'ya yöneltiyorum. Ya benim için de etik insan ilişkilerinin temelini oluşturan bir değer sonuçta. Ve toplumda da bir kılavuz değerinde, hani kılavuz gibi düşünebiliriz. Ve okulumuzda da böyle bir kulübün olduğunu gördüğümde ben de bu kulübün içerisinde bulunmak ve faaliyet göstermek istiyorum dedim. Beklemedim, iyi oldum ben de. Evet, peki. Sizler aynı zamanda etik kulübünün başkan ve başkan yardımcısısınız. Bu anlamda kulübünüzün misyonunu gerçekleştirmek için ne gibi faaliyetler planlamaktasınız? Biz öncelikle etik kulübünü herkes tarafından, üniversitemizde öncelikle tabii ki, bilinir bir hale getirmek istiyoruz kulüp olarak. Ardından da bilinçlendirmek, insanları bu konuda bilinçlendirmek istiyoruz. Etik nedir, hangi alanlarda vardır, bunun için hangi çalışmalar yapabiliriz? İnsanları bilinçlendirmek, daha duyarlı hale gelmesini sağlamak istiyoruz insanların. Okulumuzda etik kurallarına daha çok uyulabilmesi için çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. Onun haricinde öğretmenlerimizle, dekanımız, rektörümüzle görüşüp farklı çalışmalar yürütmek istiyoruz insanları bilinçlendirmek adına, etiğin önemini, değerini anlatmak amacıyla. Bu şekilde. Onun haricinde etik dediğim gibi sonuçta düzen teşkil ediyor. Düzeni sağlamak adına ve sonuçta toplu yaşanan bir yer, üniversite, kalabalık insanlar var. Ve etik kurallar, insanlar daha düzgün bir şekilde yaşar, ona göre hareket ederlerse daha düzenli bir, güzel bir görüntü oluşur. Sorunlar ortadan kalkar. Bu şekilde düşünüyoruz. Bu konu hakkında bilinçlendirme faaliyetleri yapmak istiyoruz. İnsanların daha duyarlı olmasını sağlamak istiyoruz. Bu şekilde. Teşekkür ederim. Kübra, aynı soruyu sana da yöneltiyorum. Daha çok mesela etik diyoruz ama etik alt dalları var mesela, yani bireysel etik olur, iş, işletme, yönetsel etik, mesleki etik, spor etik. Hani bizim kendi alanımız daha çok böyle işletme etiği, iş etiği üzerine olacak birazcık. Kendi fakültemizde falan bunun daha çok duyarlılığını insanlara kazandıracağız, bilinçlendirme çalışmalarında bulunacağız. Onun dışında da diğer fakülteler içinde hani daha çok ilgi alanlarına göre bir bilinçlendirme yapmayı düşünüyorum. Evet. Peki, teşekkür ederim. Şimdi ben geçenlerde bir CNN'i seyrederken bir haber gördüm. Haber şu: Filipinler'de öğrenciler sınavlarda kopyaya hayır diye bir şapka yazısı, şapkaya ön yazı yazmışlar ve bu şapkayı takarak bir herhalde video çekmişler ve bu viral olmuş. Şu anda çok CNN'de dahi çıkabilen bir haber niteliği kazanmış. Bu anlamda sizin yapacağınız her bir faaliyet çok dikkat çekecek ve çok ses getirecektir. Her şeyden önce bütün faaliyetlerinize kolaylıklar diliyorum. Bu faaliyetlerinizin, bu kulüp çerçevesinde yapacağınız faaliyetlerinizin mutlaka ki sizin kariyeriniz anlamda da çok katkısı olacaktır. Sizin bu faaliyetlerin, bu kulüp bünyesinde yapacağınız faaliyetlerin kariyerinize nasıl katkıda bulunacağını düşünüyorsunuz? Bu sefer Kübra ile başlayalım. Yani bu kulüp sayesinde biz bağlantı edineceğiz. Hani bir nevi diyelim bir etkinliğimize bir insan çağıracağız ya da bir konferans yapacağız burada sizinle olduğu gibi. Hani yeni insanlarla tanışacağız, yeni bağlantılar kuracağız. Bunlar bir şeyler katabilir. Onun haricinde de zaten böyle bir olayı yönetmek, hani bir başkan yardımcısı konumunda olabilmek zaten bize bir büyük bir deneyim katıyor aslında. Organize olmayı öğreniyoruz bir şekilde. Böyle katkılar olacağını düşünüyorum. Ömer, sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Öncelikle bir şekilde kulüp olduğu için toplumda göz önünde olacağız. İnşallah sunumlar yapacağız, kongrelere katılacağız. Bu şekilde insan önünde olmak, toplum önünde olmak, kendimizi ifade edebilmek adına, kendimizi ifade edebilme yetkinliklerimizi arttıracağını düşünüyorum. Toplum içinde daha rahat konuşabileceğiz. İnsanlara daha güzel hitap edebileceğiz. Bu konuda geliştireceğini düşünüyorum. Aynı şekilde kulübümüz etik hakkında çalışmalar yapan insanlarla tanışabiliriz. Yeni başka üniversitelerden bu konu hakkında çalışma yapan insanlarla konuşup bir fikir alışverişi yapıp farklı projeler yürütebiliriz. Bu konuda bizim eğitimimize, kariyerimize katkıda bulunacağını düşünüyorum ben de. Yine Kübra'nın dediği gibi yeni insanlar tanıyacağız, yeni bağlantılar edineceğiz. Bunların bize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben şimdi sizin aynı zamanda derslerinize giriyorum ve sizinle yakın, ben aynı zamanda kulübünüzün danışmanıyım. Dolayısıyla çeşitli konularda zaman zaman sizlerle görüşüyorum. Bildiğim bir konuyu müsaadenizle gündeme getirmek istiyorum. Sizin ikinizin derneğimiz tarafından düzenlenecek olan AKET'te 2. Uluslararası Etik Araştırmaları Kongresi'nde bir bildiri sunma hazırlığında olduğunuzu biliyorum. Dolayısıyla burada bu bildirinin konusunu da etik kulüpleri, etik toplulukları olarak seçtiğinizi biliyorum. Bu çalışmanıza da başarılar diliyorum. Dediğiniz gibi bu vesileyle, bu kulüp faaliyetleri vesilesiyle network'ünüz, insan ilişki ağınızın genişleyeceğine ben de inanıyorum. Peki, şimdi başka bir soruya geçmek istiyorum. Öğrenciler arasında gözlemlediğiniz etik dışı davranışlara örnek verebilir misiniz? Yani tabii ki bu kulübün herhalde birinci önceliği, öğrenciler arasında etik dışı davranışları azaltmak. Yani bu yönde de çalışmalarınız olacak. Sizin gözlemlediğiniz, yani öğrenciler arasında etik dışı ne gibi davranışlar? Örnekler verebilir misiniz? Öncelikle tabii şöyle bahsedeyim. Ömer, isim vermeden ve şey yapmadan sadece tabii. Genel konuşarak. Şöyle bahsedebilirim. Genel olarak benim öğrenciler arasında gördüm. Tabii ki herkes kendi hobilerini, benzerliklerine göre gruplar oluşturabiliyor. Ama bu bazen zorbalık olarak sonuç doğurabiliyor. Bu konuda yanlış davranışlar olabiliyor arkadaşlarım birbirlerine karşı. Küçük düşünme, yanlış sözler, davranışlar. Bu şekilde benim en net olarak gördüğüm etik dışı davranış bu. Onun haricinde şimdi tabii yeni dünya gelişiyor, teknoloji gelişiyor. Herkes, teknolojinin olumlu olduğu olumsuz yönleri de var. Herkes iyi kötü her şeye çok yakinen ulaşabiliyor. Küçük çocuklar da buna dahil ve sosyal medyada görülen her şeyi, söz, davranış, doğru yanlış ayırt edemeyecek yaştaki çocuklar sözleri, argo kelimeleri kullanabiliyor. İşte yanlış sözler, şeyler olabiliyor okul çevresinde, arkadaşlar arasında. O şekilde yani zorbalık ve argo kullanım olarak ben şu an en yaygın olarak gördüm. Yaygın olarak gördüm. Etik dışı davranışlar bunlar. Kübra, sen ne dersin? Ya ben de arkadaşıma katılıyorum. Aynı şekilde mesela şeyleri, gruplaşmalar, zorbalık yapan ders içinde diyelim, bir konu geçilir mi acaba? Fikir özgürlüğünden mahrum kalıyor, söyleyemiyor hani diyeceği şeyi ya da hani aktiflik sağlayamıyor daha bir konusu olmak istemediği için. Hani ben böyle etik dışı davranış görüyorum, hani dalga geçme, küçümseme, böyle şeyler. Yine zorbalığın bir türü diyebiliriz yani, başka bir türü diyebiliriz. Tabii bunlar buradaki, yani üniversite eğitim, bir eğitim yani, buradaki yaşanan, yapılan faaliyetler aslında şöyle bir şey var. Önümüzdeki mezun olduktan sonra da yine hayatımızda
yapma eğiliminde olabileceğimiz davranışlar olacağı için bunların hakikaten bu konuda bilinç kazandırılmasının fevkalade önemli olduğunu düşünüyorum. Sizlere başarılar diliyorum. Çok güzel, çok önemli bir misyona dahil oldunuz, misyonu benimsediniz. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum ve her zaman için hem bir danışmanınız olarak hem de bir Akademide Etik Derneği Başkanı olarak hep sizin yanınızda olacağımızı bilmenizi isteriz. Her türlü konuda her zaman da görüşme talep ederseniz görüşür ve sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Bu sohbete katıldığınız için çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Biz teşekkür ediyoruz size böyle bir şans sunduğunuz için. Öncelikle onu da söyleyelim. İnşallah güzel çalışmalar yürüteceğiz hep beraber. Ben de ona inanıyorum. Peki, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Saygıdeğer dinleyicilerimiz, iyi akşamlar diliyorum.